Bazı insanlar vardır ki doğuştan ya septizizm, kuşkuculuk felsefesiyle doğar, ya sonradan bu düşünceye sahip olur, ya da böyle olduğunu sonradan fark eder. Sonuç olarak bazı insanlar karakteri gereği her şeye kuşkuyla bakıp sorgularlar. Bu insanlara septik, yani kuşkucu denilir. Bu tip insanlar yerdeki topraktan bile kuşku duyarlar. Acaba bu bahçedeki toprak bize öğretildiği gibi buraya mı ait, yoksa başka bir yerden getirilmiş olabilir mi gibi normal bir insanın düşünmeye gerek duymadığı düşünceleri kafasında oluşturur. Bununla baş etmeyi öğrenen kimi zeki bireyler kontrol etmeyi de başarır. Başarabilenler insanüstü varlıklar haline gelirler. Kimisi de erken pes ederek şizofren olma yoluna doğru kendini uçurumdan aşağı bırakır. Genel çoğunluğu ise kendini dış dünyaya kapatarak bu durumu kendi içinde yaşamayı tercih eder. Bazen öyle bir an gelir ki bu durum toplum içinde dışa da vurur. İşte o zaman onun bu ani çıkışı çevresi tarafından anlaşılamaz. Çünkü onu algılayacak zeka seviyesinde değillerdir. Çevresindeki insanlar onun bu düşüncelerinin aksini ispat edemezler. Ama onun bu düşüncelerinden korkup sohbeti de kısa keserler. Bu durumun sonucu ise septik olan, yani kuşkucu olan o kişiyi yalnız olduğuna tamamen inandırır. Aşırı kuşkucu ve zeki insanların kendilerini yalnız hissetmelerinden dolayı intihar etme olayı da çok yüksek bir ihtimaldir. Bir zamanlar Brandon Brammer isminde bir çocuk dünyaya geldi. Aralık 1990 tarihinde Amerika'da doğan ve daha 18 aylıkken okuma yazmayı öğrenen Brandon, yetenekleri ve zekasıyla önce çevresinin sonra dünyanın dikkatini çekmişti. 3 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Brandon'ın henüz 3 yaşındayken müzik kariyeri de başlamıştı. Hayatında sadece 5 yaşındayken IQ ölçüm yaptırdı ve IQ testini tamamlamayı reddetmesine rağmen tamamlanmamış bir IQ testinden bile 178 puan almayı başarmıştı. Bu oldukça nadir görülen bir durumdu. Brandon henüz 10 yaşındayken lise mezunu olmuştu ve diğer normal üstü zekaya sahip olan çocuklardan farklı olarak kamp, yüzme, balık tutma, buz pateni gibi aktivitelerden çizgi film seyretme ve bilgisayar oyunları oynamaktan çok daha keyif alıyordu. 11 yaşında piyano çalmayı çok sevdiği için Colorado Üniversitesi'nde müzik dersleri almaya başlamıştı. Müzik eğitimini ve ikinci albümünü yapmayı sürdürürken anestezi uzmanı olmak istemesinden dolayı biyoloji dersleri de alıyordu. Brandon 18 yaşındayken ailesinin ifadesine göre hiçbir depresif belirtisi olmayan bir çocuktu. Ve bir gün annesiyle babası alışverişe gittiğinde silahla kafasına sıkarak intihar etmişti. Bunun nedenini ailesi anlayamamıştı. Ama psikoanalizciler bu intiharın sebebini çözmüştü. Brandon, yaşıtlarıyla anlaşamayacak kadar zeki ve olgun biriyken, kendinden yaş olarak büyüklerle dolaşamayacak kadar da yaşı çok küçüktü. Kendini yalnız hissediyordu ve sahip olduğu bu kadar üstün yetenekler kendini kötü hissettiriyordu. Sıkıntılarını uzun süre içine atarak kimseye belli etmemişti ve sessizce kendini öldürerek bu çileye son vermiş oldu. Zeki insanların birçoğu hayata septik, kuşkucu bakarlar. Bu septik duygular bazen aileden genetik olarak gelmeyebilir ve ailesinde böyle biri de olmayabilir. Hatta çevresinden de etkilenmeyebilir. Çünkü çevresinde kendisi gibi en az bir kişi bile olsa bu yalnızlığı hissetmezdi. Peki bu duygular bu insanlarda nasıl oluşmuştur? Bu insanlar Tanrı'nın bir mucizesi midir, yoksa imalat hatası mıdır? Tanrı bu insanları neden yolladı ve işe yaramadan neden yanına geri aldı? Zira Tanrı'nın bir mucizesi ise neden erken pes etmesine göz yummuştur? Bunun cevabı sadece onu sınav amaçlı yollaması olmamalıdır. Daha fazlası olmalıdır. Bu tür insanlar evrimin yeni bir gelişimi midir, yoksa bir evrim hatası mıdır? Zira evrimin bir gelişimi ise o zaman bu doğal seçilim neden bu kadar az bir oranla seçilmiştir? Neden çevresinde ve ailesinde böyle bir örnek hiç görülmez? Oysaki kromozomlar kopyalanarak çoğalır. Sıfırdan ortaya çıkmaz. Yani tüm DNA kodlarımızı aileden alırız. Dolayısıyla davranışlar da genetik olarak aktarılmıyor muydu? Bu insanlar kime çekti? Kim bu insanlar? Sizce ahlak kuralları dinlerde olduğu gibi sabit midir? Yoksa toplumlara göre değişir mi? Sizce dünya tarihine baktığımız zaman aykırıların kaçı dünyayı mahvetmiştir ve kaçı ilerletmiştir? Sizce aykırıların kaçı mücadelesini başarmıştır, kaçı küsmüştür ve neden?
Sizce biz bir evrimin ürünü müyüz, yoksa yaratılışın mı? Sizce her şey bir tesadüf mü, yoksa bir başlangıcı var mı? Sizce bu kainat kuantumda olduğu gibi bizim algılayamadığımız bir mantıkla mı işliyor? Sizce mutlak itaat mı, yoksa sınırsız sorgulamak mı? Sizce şeytan insanın düşmanı mıdır, yoksa aksine bilgiyi ve öğrenmeyi savunan bilge bir dost mu? Peki sen ne kadar uyumlusun ve ne kadar aykırısın? Kimsin sen? Ben Altmut. Tarih 18 Haziran 2021. Aykırı Küskünler kitabı, Septik.